Radyomuz Okyanada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. 8 Mart 2021, Pazartesi bugün. Erkekler öldürdüğünde yaşamı korumak için savaşmak bize düşer, diyor ünlü Alman kadın hakları aktivisti Clara Zetkin. 1857 yılı, 8 Mart, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi greve gidiyor. Tekstil fabrikasında çalışan dokuma işçileri onlar ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyorlar. Polis işçilere saldırıyor. Onları fabrikaya kilitliyor. İşçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan çıkıp kaçamaması 129 yaşama mal oluyor. 129 kadının yaşamına. Cenaze töreni 10 bin kişinin öfke gösterisine dönüşüyor. 1908'in 8 Mart'ında yine New York'ta sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı için yürüyor kadınlar. Kadın işçiler. 1910 yılının Ağustos ayında Danimarka, Kopenhag'da ikinci enternasyonel toplandığında açılış sözünün sahibi olan Clara Zetkin, bu işçileri anmak için Uluslararası Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü olmasını öneriyor 8 Mart'ın. Oy birliğiyle kabul ediliyor. Sonra 1917'de Rusya'da Çarlığın yıkılmasına yol açan devrim, Julian takvimi ile 23 Şubat, Gregorian takvimde 8 Mart'a denk geliyor. Devrim işte o gün yapılan kadın yürüyüşü ve grevleriyle başlıyor. Sonra 1921'de 3. Enternasyonel Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak yeniden adlandırıyor. Dünya Kadınlar Günü 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde yasaklanıyor, kutlanamıyor. Bu 8 Martlar tesadüf değil elbette. Sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977'de 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ediyor. Birleşmiş Milletler her yıl bir tema seçiyor. Bu yılın teması Choose to Challenge. Ben seçimini yap, meydan oku olarak çevirirdim bunu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau eşi Sophie Gregoire Trudeau ile kamera karşısındaydı bu meydan okumaya destek vermek için. Women and girls are changing the world every day. Indigenous women, trans women, women of every background, origin, sexual orientation or age, women with disabilities, women in every community here in Canada and around the world. Kadınlar ve kızlar dünyayı her gün değiştiriyorlar. Yerli halkların kadınları, trans kadınlar, farklı toplumlardan, toplumun farklı kesimlerinden, farklı cinsiyet eğilimleri, farklı engelleri olan kadınlar. Sizin gücünüz ve liderliğinize saygı duyuyor, sizleri onurlandırıyoruz, diyor Sophie Trudeau. Ve ekliyor, ne Justin ne de ben kendimizi feminist olarak yaftalamaktan korkuyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nde dünyanın hiçbir yerinde sular durgun değil. Kanada'da öncelikle yerli halkların kadınlarına yönelik şiddet, evde şiddet, polisin şiddeti en can alıcı konular. Ayrıca iş yerinde eşitlik, maaş eşitliği için mücadelesi de sürüyor kadınların. Pandemi koşulları ülke genelinde %9'un üzerinde işsizlik gösterdi ancak kadınlar için çok daha kanyetsiz oldu bu tablo. 100 bin kadın çalışma hayatını tamamen bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 500 bin kadın işsiz. Erkeklerin 10 katı bir iş kaybı, gelir kaybı, kendi yaşamına sahip çıkma hakkı ve gücünden uzaklaşmak demek bu. Ve şiddet. Kanadalıların %67'si fiziksel şiddet ve cinsel tacize uğramış en az bir kadın tanıyorum diyor istatistiklere göre. Her 6 günde bir Kanadalı kadın özel ilişki içinde olduğu partneri, eşi, kocası tarafından öldürülüyor. Kanada'da her gece 4000'e yakın kadın ve onların çocukları sığınma evlerinde geceliyor şiddetten, tacizden kaçmak için. Ve 300'den fazla kadın yer olmadığı için işte bu sığınma evlerinin kapılarından geri dönüyor. Şiddetin ve kabusun kucağına itiliyorlar. Komşu Amerika Birleşik Devletleri'nde de kadına şiddet ırkçılıkla birleşerek özellikle siyah ve Latin kadınları sokaklara döküyor. Seslerini sosyal medyada yükselttiriyor. Tıpkı Türkiye'de de olduğu gibi kadın cinayetleri, LGBTQ hakları hepsi birer çığlık. Ben iki kadının ekonomik dayanışma hikayesini bugüne ilham veren, kadınlara çalışma şevki ve azmi veren bir örnek olarak paylaşacağım sizinle. Özellikle göçmen topluluklarda adavatının, eski evin, eski yaşamın alışkanlıklarını, tadlarını insanlara yaşatan yerler nelerdir? Marketler, gıda pazarları. Mesela Türkiye menşeli ürünler ararsınız ya, oralar kurtarıcınızdır. Hatta yaşam damarınız. Yalnızca ürün satılmaz orada. Ortak kokular, tatlar, sohbetler paylaşılır. Hele arkasında iki cevval, yürekli ve ruhları dopdolu kadın varsa düşünün oradaki enerjiyi. Çalışan kadınlar,
iş gücünü yaşam gücüne çeviren kadınlar. İşte bu röportajım sizin için ve sizin gibilerin arkasında duranlar için. Bahsettiğim dayanışma öyküsü işte burada, bu kapıların arkasında. Şimdi maskemi taktım ve bu hikayeyi size anlatmak için hazırım. I buy from here because Turkish food tastes good. And it makes me feel confident that the owners are women because I'm a woman and... Alışverişimizi buradan yapıyoruz çünkü Türk yemekleri lezzetli. Sahiplerinin kadın olması da bana güven veriyor çünkü ben de kadınım. Very nice place and it's very amazing that we see women from Turkey come here and open a kind of a store because we're always looking for something like that in here. Thank you so much. Çok güzel bir yer. Türkiye'den kadınların gelip böyle dükkanlar açtığını görmek harika bence. Hep böyle bir yer bekliyorduk. Çok teşekkür ederiz, diyor Filistinli Gamur ailesi. Güler yüzlü, özenli, güçlü ve dirençli iki kadının baş başa, omuz omuza kurduğu Angora Türk Gıda Pazarı. Böyle bir olayda hanımların eline dokunması başka bir ses getiriyor tabii ki. Buraya sevgiyle ve istekle geliyoruz. Sadece alışveriş değil, dostluk da yapıyoruz. Ve sonunda karşıma alabildim kolilerin arasından ve artık şimdi röportajımız için koşullarımız uygun, maskeleri çıkartabilirsiniz. İşte benim için o çok özel iki kadın. Defne Eralp ve Fatma Palabıyık. Nasıl başladı bu kadınların gücü? 3 sene önce Kanada'ya giriş amacım kızımın eğitimiydi. Aslında ilk gelmeye karar verdiğimizde kafamızda herhangi bir şekilde market açma gibi bir olgu yoktu. 6 ay kadar pazar araştırması yaptıktan sonra Türkiye'den Türk ürünlerinin ithalatına karar verdik ve Defne Hanım'la birlikte bu yola başladık. Önce birlikte online'dan giriş yaptık. Online'da neler yapabiliriz, evet, diye baktık. Araştırma yaptık. Daha sonra toptan da biraz çalıştık. Ancak yaşadığımız zorluklar bizi en sonunda böyle kendimize ait bir yer sahibi olmaya kadar getirdi. Evet. Karar verdik. Evet. Ve bu yola girdik. Evet. 2019 Aralık ayında bu dükkanı bulduk ve kiraladık. Kadın olarak tek başınıza burada hangi zorluklar çektiniz, kızınızla bir yaşam kurarken eşinizi kaybettiğiniz, sizin de acılı, zorlu bir geçmişiniz var. Burada kadın olmanın zorluğu nasıl geldi üstünüze? Ya da kolaylıklarının olabildiği yerlerde oldu mu? Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında bilmediğimiz bir ülkede, kurallarını bilmediğimiz bir ülkede gerçekten yaşama başlamak çok zordu. Sistemi bilmiyorsunuz. Herhangi bir ev kiralarken bile sistemini bilmiyorsunuz. Araba aldığınızda nasıl bir sistemle devam edeceksiniz onu bilmiyorsunuz. Ülkede ve bir dolayısıyla geçmişimiz yok, bir geçmişimiz yok, hiçbir kredimiz yok ve her şeyi yaşayarak, deneyimleyerek tecrübe sahibi olduk. Yani kızım burada öncelikle olmaktan çok mutlu ve kendisi Kanada'da okumayı çok istiyordu. Ve biz 7. sınıfta Kanada'ya geldik. Şu an liseye gidiyor ve gerçekten Türkiye'deki tabii eğitim de çok güzeldi. Ama Kanada'da olmaktan ayrıca mutlu. Eşitlik kavramlarına, hayata, hak, hukuk kavramlarına bakışı değişti mi? Kesinlikle değişti. Nasıl bir fark görüyorsunuz? Daha özgüvenli. Ayrımcı olmayan, daha farklılıklara saygılı, yeniliklere açık bir genç yetiştiriyorum. Siz sevgili Defne, siz buraya ailecek geldiniz. Evet. İki kişinin birbirine, evet, verebildiği destekle buradaydınız, evet, ve iki çocuğunuz, evet, var. Bu işe başlarken kadın olmanın dezavantajlarını hissettiniz mi Kanada'da bile? Şimdi Türkiye'de ikimiz de çalışıyorduk. Yaklaşık 20 yıllık bir geçmişimiz, iş geçmişimiz ve kariyerimiz vardı. Ve Türkiye'de iki eşit bireydik eşimle. Hani kadın erkek ayrı ayrı değil, eve eşit şekilde katkı yapan iki insandık. Buraya ilk geldiğimde, ilk 1-1,5 yıllık dönemde ben daha çok çocukların adaptasyonu, onların hayata katılmasını sağlamak amacıyla evde geçirdiğim o bir yılda bunu çok sorguladım. Özellikle iki kız çocuğu yetiştirirken böyle güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir anne modeli
çok önem veriyorum. Onların da böyle bir anneyle yetişmesini çok istiyorum. Ben de ODTÜ mezunuyum. Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunuyum. Üzerine de İşletme Fakültesinde MBA'yimi tamamladım. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Yollarımız Fatma'nınla zaten öncesinden kesişmişti. Karar verdik. Başladık bir mücadeleye. Evet. Ama gecenin bir yarısı gümrükten mal çeken kadınlarsınız. Ve o kolileri sırtlayıp kendi başınıza, kendi dükkanınıza getiren kadınlarsınız benim için. Hatta bir de boza hikayeniz var değil mi? Evet. Evet, doğrudur. Evet. Boza biliyorsunuz taze bir ürün, hemen gelmesi gereken bir ürün. Uçakla getirdik. Uçakla 24 saat boyunca herhangi bir zamanda inebiliyor ürünler ve gümrük her daim açık, 24 saat açık. Bizim de bu bozayı çekme hikayemiz zaten çok zor oldu. Boza burada bilinen bir içecek değil, işte tanıtmamız, anlatmamız gerektiği içeriği nedir vesaire. 3 kere gittik geldik, gittik geldik, idari işlemleri bitirdik, ürünleri çekebildik. Gece yarısı kolileri sırtladık, atladık geldik markete çünkü soğuk tutulmaları gerekiyor. İşte bir an önce dolaplara konmaları gerekiyor vesaire. Ama o heyecanla, o adrenalinle fark etmemişiz. Yorgun düştük, geldik gece yarısı burada. Dedik ki birer boza açalım. Şöyle bir şerefe boza içelim. Bazı işler erkek işi olarak görülüyor ve aslında inanır mısınız bunun avantajını yaşıyoruz bazen. Tabii ki bazen çok zorlanıyoruz özellikle fiziksel anlamda. Ama işte o gümrük memurları, onlar bile o kadar aslında şaşırdılar ki gece 11.30-12 hala bu iki kadın üçüncü kez gelmiş. Tanıdılar artık bizi. Gerçekten ellerinden gelen kolaylığı gösterdiler. Bazen bu beklenmedik, hani kadın işi olmamanın avantajını yaşadığımız, evet, da oluyor yaşadık bence. Öncelikle dükkanda bulunan her ürün birebir hep ikimizin elinden geçiyor. Yani bunun dükkana girişinden itibaren tek tek rafları dizilişi, ürün kontrolü, hesabı, arkada depolanması. Ayrıca tabii ki biz birçok ürünü kendimiz ithal ediyoruz. Kanadalı supplier'lardan Türk firmaları var. Onlardan alıyoruz. Bunların hepsi gerçekten bize gurur veriyor ve her gün geçtikçe kendimizi geliştirdiğimize inanıyoruz. Fatma Hanım'ın ticaret geçmişi, hani bizim birlikte ortaklığımız bana destek veriyor, güç veriyor. Ama kişisel olarak zorlandığım konu, evet, hala daha öğrendiğim, hala daha yeni yeni içine girmekte olduğum bir alandayım. Ama fena gitmiyorum sanırım. Gayet güzel. Şimdi güçlüyüm diyorsunuz, ayaktayım diyorsunuz, bir işi kurduk hep beraber omuz omuza götürüyoruz diyorsunuz ama biliyorum evdeki çocukların yükleri, işin stresi, o anlar olmuştur. Bir anda çöküp belki böyle böyle ağladığınız, hangisiydi o an? Yani ağlamadık ama tabii ki içimize oturan zamanlar oluyor. Öncelikle tabii çocuğumuza çok fazlasıyla zaman ayıramıyoruz. Ya da akşam çok geç saatte gidiyoruz. Saat gece 10'larda, 11'lerde yemek yapıp anca yiyebiliyoruz. Ya da sabah kahvaltısını çocuğumuzla yapamıyoruz. Erkenden dükkanımıza gelip temizlemek ve açmak zorundayız. Birçok zorlukları var. Ama tabii bunların hepsini biz keyifle yapıyoruz ve gerçekten mutluyuz. Hiç mi yıkılmadınız sevgili Defne Eray? Yıkılmaz mıyım? Tabii yıkılıyoruz. Bazen çok yoruluyoruz, bazen çok yıpranıyoruz. Ama bir hedef için buradayız, bir amaç için buradayız. Her gün tekrar umutlu olmak, tekrar devam etmek için. Bir sebebimiz var, en başta çocuklar. Evet. Ve hani demin bahsetmiştim biraz. Ben çocuklarımızın, ikimizin de kızları var. Toplam 3 kız yetiştiriyoruz aslında. Kızlarımızın bu mücadeleyi gördüğünü, çok iyi anladığını, derinden anladığını düşünüyorum. Ve onlar için, gelecekte olacakları kadınlar için de İyi rol modelleri olduğumuzu düşünüyorum. Bu bana işte güç veriyor. Böyle bir Amazon gücü olacağınızı düşünmüş müydünüz? Yani kafanızda biz sırf kadın gücü toplayalım gibi bir şey mi vardı, yoksa kendiliğinden mi gelişti? Çünkü şimdi bakıyorum, sizin yanınızda olanlar, size destek verenler, hatta Angora ailesini genişletiyorsunuz. Evet. Orada hep bir kadın gücü var. Daha dirençli. Evet. Yani belki fiziksel olarak daha güçlü değil, evet, ama daha dirençli, daha, evet, dirayetli, uzun yol.
çalışmak için. Güven duygumuz çok yüksek birbirimize karşı. Birbirimize gerçekten çok güç verdiğimize inanıyoruz. Hiçbir zaman bir iş yaparken yorulmadığımı, yorulsak da bunu hissetmiyoruz. Şu an önümüzdeki hafta 13 Mart'ta Kitchener'da yeni bir ikinci Angora marketimiz açılacak. Orada da iki bayan arkadaşımızla birlikteyiz. Belki birkaç ay sonrasında da Angora Türk mutfağını açacağız. Yine aynı Ontario'da. Ve de bu yerlerde de kadın istihdamını önemsiyoruz gerçekten. Ayrıca da biz burada birçok kadın üreticinin el emeklerini de satıyoruz. İşte kendilerinin evde veya bir takım küçük atölyelerde ürettikleri, yaptıkları yemekleri, yiyecekleri satıyoruz. Bu şekilde de diğer kadınlara da bir fırsat tanıdığımızı, hiç değilse onlar için de ilave gelir sağladığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bu kadın, sadece kadın çalışan değil, böyle kadınlardan oluşan ben Amazon kulübü desem, Amazonlar kulübü desem size olmaz mı? Amazonlar kulübü güzel. Bu arada evet. Yeni yerimizin açılışına da Başkonsolosumuz Sayın Sinem Mingan da katılacaklar. Teyidini aldık. Onun da gene bir kadın gücü olarak arkamızda olması, destek olması bizim için çok önemli. Evet. Bu arada ticaret ateşimizi atlamayalım kadın gücü derken. Sayın Mehmet Ekizoğlu kendisi buraya ziyarette bulundu. Her zaman destekleri arkamızda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Okvir'de bulunduğunuz mahalle hani öyle özel Türklerin yoğun olduğu bir mahalle değil. Burada nasıl karşılandınız? Fark ediliyor mu iki kadın olmanızın avantajı? Hintli, Balkanlar veya Ruslar, evet. Ruslar birçok kültürden insanlar yaşıyor. Beyaz Kanadalılar da var. Beyaz Kanadalılar da var. Balkan'ın varlıklı ailelerinin Burlington'la evet, birlikte evet, kaçtığı yerlerden biri. Evet, evet. Gerçekten güzel bir yer. Ve burada komşularımız bize çok destek veriyor. Her zaman geldiklerinde iki bayan çalıştırdığını biliyorlar ve Türk ürünlerini de çok sevdirdik kendilerine. Şu an yaklaşık %30-%40 müşteri kitlemiz yabancı diyebiliriz. Bizim logomuzun altında dikkat ettiyseniz kadınlar tarafından işletiliyor gibi bir ibare vardır. Hı hı. Çok dikkatlerini çekiyor, bunu fark ediyorlar ve çok desteklerini iletiyorlar bu konuda. Yani yabancılardan bahsediyorum, daha beyaz kanadalılardan bahsediyorum. Onlar tarafından da bu konu çok pozitif algılanıyor. Belki bir nevi pozitif ayrımcılık yapılıyor. Gene hani avantajını yaşadığımız durumlardan biri. Çocukları gönderip aldırıyorlar mı? Sizlerin onlara vereceğini biliyor musunuz? Acaba bakkal kültürünü oluşturabildiniz mi? Aynen öyle oluşturduk. Evet. Hem veresiye defteri mi evet, denir? O kültürü de oluşturduk. Evet. Çocukları gönderip şeker, un aldırma vesaire gibi. Aynen öyle. Türk kültürünü yayıyoruz. Yavaş yavaş. Evet. Bir şey oluyor. Parası yetişmiyor çocukların. Hani daha sonrasında verirsiniz diyorduk. Tam şurada okul var çünkü. Evet. Yani okuldan evet, geliyorlar. Ve Facebook'ta yani, bunu paylaşmışlar. Birbirlerine notlar yazmışlar. Evet. İşte inanabiliyor musunuz? Vermişler çocuğuma. Daha sonra ödersin demişler falan. Böyle hani çok enteresan evet, karşılanmış enteresan, bu kültür. Şimdi iki kültürü karşılaştırma şansınız var. Türkiye'de uzun seneler yaşamış ve şimdi de uzun zamandır Kanada'da olarak. Burada kadının pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz mesela 8 Mart'ın neresindesiniz? Burada 8 Mart hani böyle üzerine aşırı vurgu yapılması gereken bir tarih olmuyor. Hani bunu pozitif anlamda söylüyorum. Çünkü kadınlar kendilerini birçok anlamda daha güvenli hissediyorlar. Daha eşit haklara sahip olduğunu düşünüyorlar. İş yerinde, istihdamda hala yeterli olmasa da çok daha iyi oranlara sahipler. Dolayısıyla böyle 8 Mart burada benim hissedebildiğim kadarıyla aşırı vurguyla işte kadınlar günü kadın. Çünkü öyle bir ihtiyaç yok. Kadınların o kadar korunmaya veya o kadar haklarının vurgulanmasına ihtiyacı yok. Ne güzel ki. Türkiye'de niye bizim için çok çok önemli, çok vurgulanması gereken bir gün? Maalesef kadınlar hala birçok eşitsizliğe, daha da kötüsü şiddete maruz kalıyor. Sosyal adaletin gücü tüm kesime yansıyor. Ve biz gerçekten özellikle kadın olmanın gücünü burada kendimiz Türk olarak hissediyoruz. Ve birlikten kuvvet doğduğu evet, için de
bütün girişimlerimiz, yaptığımız işlerde çok başarılı olduğumuza inanıyoruz. Yani demin de söylediğim gibi burada kadına pozitif ayrımcılık var, uygulanıyor ve bundan gurur duyuluyor. Yani erkekler de destek veriyor ki çok hani bence çok değerli. Yolumuz evet. Daha kolaylaştı diyebiliriz. Dükkan sahibimiz aslında ilk görüşmeyi yaparken bize iş fikrimizi sormuştu. Biz de ona bir küçük sunum yapmıştık. Evet. O zaman da kadın girişimcilere çok inandığını ve başarılı olacağımıza işte inandığını söyleyerek desteklerini iletmişti. Ve imzayı orada atmıştık. Bu ikinci yerimizi açmak için tekrar aynı mağ sahibiyle, dükkan sahibiyle görüşme yaptığımızda hiç düşünmedi bile. Direkt imzayı attık. Her şey çok kolay oldu. Bir dakika içerisinde ikinci yerimizi tutabildik. Bir erkek olmasına rağmen, Kanadalı beyaz bir erkek olmasına rağmen kadınlara olan güveni, bizim gibi hani onların belki de işte göçmen, yabancı diye gördüğü, görebileceği diyelim, kadınlara olan inancı gene işte kadının buradaki gücünü gösteriyor aslında. Evet. Hiç çok parasız kaldığınız olmadı mı burada? Bütün beklediğiniz paraların gelmediği, kendinizi çok çaresiz hissettiğiniz ve sonuçta evin geçimi sizden oluyor. Yaşam sizle ilerleyebilecek. O anda çöktüğünüz anlarda ne düşündünüz? Öyle bir an var. Evet. Öyle bir an oldu. Evet, gerçekten birçok çekin beklendiği, tarihlerinin uzadığı, işte tahsil edilemediği, her şeyin üst üste geldiği çok talihsiz bir an olmuştu gerçekten. İşte aslında market yoluna doğru bizi iten, bu yola yürümemizi sağlayan anlardan biridir. Evet, unsurlardan bir tanesi. O zaman mesela başka bir gücünüzün olmasını istemiş miydiniz? Yani hani erkek olsaydınız farklı olur muydu? Başka güçleriniz olsa farklı mı olurdu diye öyle bir muhasebe yaptınız mı hiç kendinize? Yani bir erkek olsaydı nasıl olurdu yanımda veya ben erkek olsaydım nasıl olur diye düşünmedim. Sorunu çözebileceğimize inandık. Kendimizin başarabileceğine inandık. Şubat ayında kar yağıyordu ve akşam saat 6 veya 7 civarında 40'lık bir konteynerimiz geldi ve içerisinde sadece zeytinyağı ve zeytin vardı. Çok ağır, inanılmaz. Ve her koli gerçekten çok ağırdı. Dedik ki ya şöyle bir baktık, bizim bunu boşaltmamız imkansız dedik. Ne yaptık? Adam aradık, bulamadık. Neyse iki kişi bulduk, geldiler ama bir saat çalıştılar, ondan sonra gittiler. Yani gecenin bir köründe hiçbir kimseyi bulamadık. Bir taraftan hava çok soğuk, karlı ve bütün bir konteyneri Defne'mle ikimiz boşalttık. Evet. Ve yaklaşık saat... Gece 12.30, 1, 1.30. Yok, saat 2'ye falan geliyordu. İşimiz bitmişti. 20 kiloluk zeytinyağı. Evet. Ve ertesi gün sabah 9'da yine işimizin başındaydık. Böylesine bir kardeşlik, böylesine bir dayanışmanın içinde siz kelimesine Türkiye'deki bütün anlamıyla sahip olup onu birbirinize karşı kullanmanız, bu hani aslında samimiyetin, yardımın, içtenliğinin, gerçekliğinin sadece kelimelerde olmadığını bambaşka bir duyguyu veriyor. Siz hangi duyguyla kullanıyorsunuz bunu, merak ettim. Biz aslında bunu hiç düşünmedik herhalde. Öyle başladık ve öyle gidiyoruz. Gerçekten süreç içerisinde çok şeyi birlikte yaşadık, paylaştık. Evet. Zor günleri, güzel günleri, birçok anı paylaştık, gündüzü, geceyi. Ama o bir saygı, o bir karşılıklı. Evet, bence saygı. O saygıyı korumak için ikimizin de itinayla koruduğu bir şey. Evet, biraz kesinlikle. Da Ankaralı olmaktan belki. De Ankara'nın o memur şehri olmasından ve o hep üzerinde taşıdığı ağırlıktan diye düşünüyorum. İkimizin de işlerinin geçmişinde belki çok fazla bu şekilde iletişim kurmamızdan. Ve aslında dayanışmanın, birlikteliğin, mücadelenin dili yok. O dil siz dilinde de yok. Dünyanın kadınları arasındaki mücadelede haklar için, özgürlükler için, dayanışma adına verilen büyük destekte de dilin hiç önemi yok, değil mi? Aynı konuşma dilini değil, aynı duygu ve düşünce dilini paylaşmak ne kadar önemli, nasıl değerli. Turkish Voice of Canada'da haber yolculuğumuz devam edecek. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın.